Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimde maplerle alakalı bir örnek yapmak istiyorum. Ara ara böyle videolarıma yer vereceğim. Daha önceden çalıştığımız konulara ilişkin bazı örnekler yapmayı düşünüyorum. Hem tekrar olması nedeniyle hem de önemli gördüğüm bazı örnekler var. Onları tek tek anlatmayı düşünüyorum. Şunu yapacağız arkadaşlar. Bir sınıf oluşturacağız. Sınıfın içine bir metot oluşturacağız. Metodun içine parametre koyacağız. Parametremiz şu olacak arkadaşlar. Bizim oluşturmak istediğimiz map'in içinde kaç eleman olacak? Onu belirleyen bir parametre olacak. Ve daha sonra şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Daha sonra şöyle bir map oluşturmak istiyorum. Şöyle parantezimizi açalım. Şöyle olmasını istiyorum. Bir geldiği zaman onun karşılığı bir olsun. Yani birin karesi olsun. İki geldiği zaman onun da karşılığı 4 olsun. 2'nin karesi, yani 2 çarpı 2 4. 3 geldiği zaman onun da karşılığı 9 olsun. 4 geldiği zaman onun da karşılığı 16 olsun. Arkadaşlar bu şekilde devam edecek. Bizim verdiğimiz parametre, eğer biz parametre 10 diyorsak şurada bitmesini istiyorum. 10'un karşılığı 100 olacak şekilde bitmesini istiyorum. Yok, siz parametre olarak 50 koyuyorsanız o zaman nerede bitmesi lazım arkadaşlar? Şurada 5 çarpı 5 25, 2 tane 0 ekliyoruz. 2500'de bitmesi lazım. Bu şekilde bir map oluşturacağız. Biz sadece size'ını belirleyeceğiz parametre olarak. Size'ını biz belirleyeceğiz. Eğer size'ına 12 diyorsak o zaman 12'ye kadar gitmesini sağlayacağız. Yani 12 çarpı 12 144 şeklinde bir map oluşsun istiyoruz. Onu da bizim verdiğimiz parametrelerle oluşturacağız. Tek bir parametre vereceğiz. Parametremiz integer olacak ve map'imizin size'ı olacak. Evet arkadaşlar, map'imizin size'ı olacak. İsterseniz yapmaya başlayalım. Buradan developer console'a gidiyorum. Ve yapmaya başlıyorum. Ne demiştim? Öncelikle bir sınıf oluşturmamız gerekiyor. Sınıf oluşturalım. Buna map example 1 diyelim. Çünkü daha önce map example diye bir sınıf yapmış olabilirim. Şu şekilde bir sınıf oluşturuyorum. Sonra içine arkadaşlar public static. Public static. Ondan sonra void değil de burada içine ben şey dönmek istiyorum. Bir map dönmek istiyorum. Void değil de return'ü map olsun istiyorum. O zaman ben buraya list içinde map koyabilirim. Return'ümüz map olacak. Biliyorsunuz arkadaşlar. Map'in adına da map A diyelim. Map A diye bir map oluşturuyoruz. İçine bir parametre geçmemiz gerekiyor. Ona da integer n diyorum. Buradaki n şu olacak arkadaşlar. Yazalım isterseniz. N yorum şeklinde yazarsanız n is the size of the map diyelim. Bu şekilde yorum şeklinde ne olduğunu yazıyorum. Evet arkadaşlar, şu anda bir map void deseydik return olmayacaktı ama biz buraya data type koyduğumuz için şuraya artık bizim bir return'ümüz olması gerekiyor. Return görüyorsunuz burada bizden return isteyecek arkadaşlar. Şimdi list map yaptık. Bunu yanlış yazdık tabii ki, böyle yazılmaması lazım. Ne yazmamız gerekiyor arkadaşlar? Şöyle map
Sabah sabah video çekince bazen böyle kafa gidiyor. Map içine integer virgül integer şeklinde yazıyoruz. Map'imiz bu. Siz bunu save yaptığınız zaman burada map A'nın invalid constructor olduğunu söyle. Ben constructor kurmadım. Public static void yerine şey yazdık. Evet, bu şekilde bir map oluşturmuş olduk. Evet, şurayı yanlış yazdık. Onu da düzeltelim. Evet arkadaşlar, bu şekilde map'imizi oluşturduk. Bize ne diyor? Return statement required diyor. Biliyorsunuz eğer void yapmazsanız return statement istiyor sizden. Buna buradaki data type'ın aynısını return yapması gerekiyor. Burada map ise return'ın map olması gerekiyor. Biz map'imizi oluşturmaya çalışalım. Şu şekilde for diyorum. Önce bir map oluşturalım isterseniz. İçi boş olsun. O yüzden map diyorum. İçine integer diyorum. Boş bir map yapıyorum. Buna da new map diyorum. Şunu isterseniz map metot yazabilirsiniz. Buna da map a diyebilirsiniz. Bu şekilde daha iyi olur. Eşittir new diyoruz. Sol taraftaki ifadeyi aynen sağ tarafa geçiriyoruz. İçine hiçbir element koymuyoruz. Ve kapatıyoruz. Elementleri biz otomatik almak istiyoruz. For loop'la yapmak istiyorum. Size'ımız 12 ise birden 12'ye kadar istediğim elementleri ekleyecek. O zaman for diyorum. Integer buraya integer i diyebilirsiniz. I equals 1 diyebilirsiniz. I ile başladık ve i tanımlamamız lazım. Çünkü i bir variable. Eğer tanımlamazsanız çalışmaz. Bu bizim başlangıcımız. For loop'u da tekrarlamış olalım. Initial yani başlangıç. Sonra condition nereye kadar devam edecek? I less than equal n diyoruz. Bizim size'a kadar devam etmesini istiyorum. Şuradaki n'e kadar devam etmesini istiyorum. Buradan aldım. Parametre kadar devam etmesini istiyorum. Sonra i plus plus diyorum. Tek tek artmasını istiyorum. Bu şekilde bir for loop yaptım. Şimdi bizim setin içine bu elementleri tek tek koymamız gerekiyor. Map A'nın içine set diyorum. Map'in içine map A'nın içine onları koyacağız. Burada kullanacağınız metot put metodu. Çünkü map'lerden bahsediyoruz. Put diyoruz. Put'un içine i ekliyorum önce. i1, i2, i3 şeklinde değişeceği için her loop yaptığı zaman her döngüde her loop'ta diyelim sürekli i ekleyecek. Önce 1'i ekleyecek. Sonra 2'yi ekleyecek. Sonra 3'ü ekleyecek. Tabi bunlar key'lerimiz, key setlerimiz. Bir de bunun value'su var. Value'su da şöyle olacak arkadaşlar. Ne istemiştim? Kendisinin kendisiyle çarpımını eklemek istiyorum. 5 ise i. 5 çarpı 5 25 eklemesi lazım. Yani key olarak 5'i ekleyecek. Ama value olarak 5 çarpı 5 25'i ekleyecek. O yüzden i times i diyorum. Bu şekilde ekliyorum ben map'in içine. Daha sonra şuraya tam bizim metodun sonuna arkadaşlar içinde metodun içinde olacak şekilde return keyword'umuzu yazıyoruz. Return'ümüz de map olması gerekiyor. Map A diyorum. Map A'ya return yapsın arkadaşlar. Bu şekilde kaydederseniz hiçbir hatanın olmadığını göreceksiniz. Neden? Çünkü biz data type'ı burada map yaptık. Return'ü de map yapınca problem olmuyor. Aynı tarz oldukları için, aynı türden oldukları için problem olmuyor. Şimdi bizim bir map'imiz var. Map'imizin içine tek tek elemanları koymamız gerekiyor. For loop'tan alıyoruz. 1 ile başladık. 1 sonra 1 çarpı 1 1. Yani 1'e 1. Şunu ekleyecek. Şöyle diyelim. First loop'ta bunu yorum yapalım. First loop'ta şunu ekleyecek arkadaşlar. 1 yanına 1 koyacak.
İkinci loop'ta second loop diyelim. Second loop'ta ise second loop'u yapınca şunu ekleyecek arkadaşlar. 2 sonra 2'yi 2 ile çarpacak. 4'ü ekleyecek. Bu şekilde devam edecek. En son loop'ta da 10 çarpı 10'u ekleyecek. Eğer 10 girersek parametre olarak 10 girersek 10 çarpı 10'u ekleyecek. İsterseniz return'den önce şurada biz bir sistem debug oluşturalım ve map'imizi bir görelim. Şöyle diyelim, the elements of map A diyelim ve onları görelim. Map'imizin adını yazalım, map A, onu print yapalım. Evet arkadaşlar, şu şekilde. Şimdi bunu kaydedip sistem enenemesi window'dan biz şeyi çağırabiliriz arkadaşlar. Metodumuzu çağıralım. Static olduğu için direkt class name nokta method name'i kullanıyorum. Class name map example 1 nokta method name map method demiştik. İçine de size'ı geçmemiz gerekiyor. Bizim map'in içine kaç element koyalım? 12 diyorum. 12 tane koymak istiyorum. Sonra ben bunu execute yapıyorum. Evet, şu şekilde map'imizi görebiliriz. Map A'nın içinde ne var? 1, 1'in karşısında 1 var. 2, 2'nin karşısında 4 var. 3, 3'ün karşısında 9 var. 4, 16, 5, 25, 6, 36, 7, 49. 10, 10 şeklinde gidiyor. İsterseniz bunu alt alta da print yapabilirsiniz. Onun için bir for loop adaya ihtiyacınız var. Şurada yapıyorum. Yani şunun yerine onu yazalım isterseniz. Alt alta print yapalım. Şunu yapmanız gerekiyor. For, bu kez for each loop kullanmanız lazım. For each loop kullanmanız gerekiyor. Biz ne diyelim? Key set'i alacağımız için key set bir set olduğu için setin içindekileri de eleman olduğu için key set'i mi alalım, yok hepsini almamız gerekiyor. Evet, onu nasıl yaparız? Şu şekilde yapsak nasıl olur arkadaşlar? Biz integer desek, integer. Buna integer A diyelim. Bu şekilde tanımlayabilirsiniz. Siz B deyin, C deyin, ne derseniz deyin fark etmiyor. Bunu ben integer A diyeyim. Nereden alayım? Integer A'yı key setten alabilirsiniz. Ya da values'ten alabilirsiniz. Value'ları tek tek aşağı doğru koymak için o şekilde yapabilirsiniz. O zaman şunu yapmanız gerekiyor. Map A nokta key set derseniz key set bir set oluyor. Key setimiz set biliyorsunuz. Values da bir liste oluyordu. Bu şekilde yazarsanız parantez içinde şu şekilde yazabiliriz. System nokta debug dersiniz. Birinci olarak A'yı print yaparsınız. Şu şekilde A plus bir string koyalım. Şu şekilde bir string koyuyorum. Sonra dışına plus diyorum. A bizim key set olunca 1, 2, 3, 4 şeklinde bize dönecek. Şimdi get metodunu kullanıp biz map A'dan get diyoruz. İçine key set'i koymamız lazım. Yani A'yı koyuyoruz. A bizim key set'imiz olduğu için tek tek bütün key set'ler olduğu için A ile ben for loop yaparak sürekli yeni elemanları çağıracağım. Yani value'ları tek tek çağıracağım. Bu şekilde yaparsak sonucumuz ne olur? Bakalım arkadaşlar. Kaydediyorum. Sonra tekrar çağırıyoruz. Sonucumuz for loop olacak. Aşağı doğru 1. 1'in karşılığı 1. Şöyle bakalım isterseniz arkadaşlar. Biz key setleri alıyoruz. Key setleri birinci elemanlar. Yani for loop'un içine koyduğumuz a'lar bunlar. Şunlar.
bir değerini alıyor. Sonra 1 1 artıyor. 2 3 4 5 şeklinde artıyor. Burada da öyle 1 2 3 4 5 6 12 şeklinde artıyor. Diğerleri de bizim values. Values'u nasıl aldık? Map a.get buraya item'ı koyduk. Yani key koyduk buraya. Key'i koyduk. Key koyarak tek tek value'ları çağırdık. Bizim value'lar neler? I çarpı I olduğu için 1'in karşılığı 1, 2'nin karşılığı 4, 3'ün karşılığı 9. Bu şekilde 12'nin karşılığı 144 şeklinde geliyor. Bu şekilde bir maplere bir örnek yapmış olduk. Ne yapmış olduk? Burada bir sınıf oluşturduk. Sınıfları tekrar etmiş olduk. İki, bir metot oluşturduk. Statik bir metot. Void yapmadık. O yüzden return olması gerekiyordu. O yüzden static non-void bir metot oluşturmuş olduk. Onu tekrar etmiş olduk. İçine parametre geçtik. Parametreleri da çalışmış olduk. Ondan sonra for loop'u çalıştık. For each loop'u tekrar ettik. Bir de metotlar nasıl çağrılır? Eğer statikse nasıl çağrılır? Onu tekrar etmiş olduk. Şunu tavsiye ediyorum size arkadaşlar. Eğer böyle güzel örnekler bulup bunları yaparsanız şöyle normal çalışmanın dışında basic çalışmanın dışında böyle örnekler yaparsanız birkaç konuyu bir anda çalışmış olursunuz. Birkaç konuyu bir anda tekrar etmiş ve bu birkaç konuyu bir anda bir örneğin içinde nasıl kullanabilirsiniz onu öğrenmiş olursunuz. İleride işte DML statement olabilir, listeler olabilir. Hepsini birbirine karıştırıp oradan yeni örnekler çıkarma. Onu yapabiliyorsanız demek ki konuyu öğrenmiş oluyorsunuz. O yüzden sık sık örnek yapmanızı tavsiye ediyorum. Ben ne yaptım mesela? Şöyle yaptım. Developer kısmına girerseniz benim oluşturduğum sitede şu Apex'in içinde şurada Useful Apex Codes diye bir şeyim var benim. Bunları ben Apex'i öğrenirken yapmaya çalıştım. Basit örnekler ama bazıları da çok basit değil. Bu şekilde çalışarak öğrendiklerimi pekiştirmeye çalıştım. Siz de aynı şekilde öğrendiklerinizi yeni yeni örnekler üzerinden pekiştirmeye çalışın. O zaman öğrenme tam oluyor. 2 gün sonra, 5 gün sonra unutmamış oluyorsunuz. Sürekli aklınızda kalabiliyor. Böyle örneklerle devam edelim. Videolarımı takip etmeye devam edin. Yeni yeni örneklerle eski konuları tekrar etmeyi düşünüyorum. Biz bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum.